İş dünyasında pek çok kadın derneği kadınların erkeklerle aynı fırsatlara kavuşabilmesi için çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği. Karşımda derneğin başkanı Oya Eroğlu var. Merhaba Oya Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği olarak ne zaman kuruldunuz, kimlerden oluşuyor, neden böyle bir dernek kuruldu, bize anlatır mısınız? Tabii ki. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, kısa adıyla BÜYKAD, 2007 senesinde 11 kişiyle kurulmuş bir dernek. 13. senesinin içerisinde. Şu anda da 140 gerçek kişi, iş kadını üyesi, 6 tane de kurumsal üyesi var BÜYKAD'ın. Bursa'nın lokomotif firmaları diyeceğimiz firmaların 6 tane de kurumsal üyemiz var. %70'i girişimci kadınlardan oluşuyor. %30'u da profesyonel kadınlardan oluşuyor. Bu dengeyi de açıkçası korumaya çalışıyoruz dernek kurulduğundan beri. BÜYKAD şu yüzden kuruldu. İş dünyasında ekonomideki eşitliği sağlamak için kuruldu. Zaten bu BÜYKAD'ın amaçlarından bir tanesi de bu. Ama bir diğeri de sadece eşitliği sağlamaktan ziyade kadınların iş hayatına karşılaşabilecekleri olası sorunları da ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Diğeri de, bunu da çok önemsiyoruz, karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısını, ama sayısının yanında aynı zamanda işlerliğini de arttırmak. İşte buna şirketlerin yönetim kurulları ya da parlamento gibi karar alma mekanizmaları olarak nitelendirebiliriz. BÜYKAD 13 senedir kadının iş dünyasında varoluşunu sağlamak için, yerini daha kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Peki şimdi BÜYKAD hangi projeleri yürütüyor? Öne çıkan projeler neler? Onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki zevkle. BÜYKAD'ın birçok projesi aslına bakarsanız marka haline gelmiş ve yaklaşık 10 senedir de devam eden projeler. Bunlardan bir tanesi bu sene 11.sini gerçekleştirdiğimiz, adı da noktalama projesi olan bir proje. Bursa'daki üniversitelerde okuyan 3. ve 4. sınıfta okuyan kız öğrencilere BÜYKAD gönüllü koçları aldıkları koçluk eğitiminden sonra koçluk yapıyorlar kız öğrencilere. Ve son 4-5 senedir de hap eğitimler de ekledik bu projeye. CV hazırlama ve mülakat tekniklerinden tutun da yurt dışı eğitim ve iş olanaklarına kadar, itibar yönetimine kadar, derin okuma, kurumsal üyelerimizin teknik ziyaretleri, şirketlere giderek yapacakları teknik ziyaretler, paramı yönetebiliyorum eğitimleri, yaklaşık 20 tane mindfulness eğitimleri, 20 tane eğitim ekledik kız çocuklarına fayda sağlayacak. Buradaki amacımız buradaki çocukların, kız çocuklarının iş hayatına girerken biraz daha deneyimli ve farkındalıkları yüksek olarak girmeleri. Dediğim gibi bu sene 11.sini yaptık ve pandemi dönemine denk gelmesine rağmen başarıyla bitirdik bu sözleşmeyi. Bütün öğrenciler ve kuzu, BÜYKAD koçları yine online olarak görüşmelerini gerçekleştirdi. Çünkü biz en az 8 görüşme istiyoruz. Sonunda da sertifikalarını veriyoruz öğrencilerin. Şu ana kadar 430 38 tane kız öğrenciye dokunmuşuz bu projede ve baktığımızda yaklaşık %60 oranında kız çocuğunun da şu anda aslında bir iş kadını olarak iş hayatında yer aldığını görüyoruz. Ki Türkiye ortalamasındaki oranları düşündüğünüzde bu projedeki %60 oranının aslında çok çılgın bir oran olduğu da ortaya çıkıyor. Bu çok gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi. Onun dışında yine bu sene 11.sini gerçekleştirdiğimiz iş yaşamında başarılı kadın ödül törenimiz var. 4 tane Bursa, 3 tane de Ulusal'da ödül veriyoruz. Başarılı iş kadınlarına, kadını destekleyen oluşumlara ve kadın desteği sağlayan şirketlere. Bu sene dediğim gibi 11.sini gerçekleştirdik ve bu da ulusalda da çok yankı uyandıran bir ödül töreni oluyor. Zira buradaki amacımız da zaten birilerini birinci elde etmek, birinci olarak göstermek değil, insanlara rol model çıkartmak ve insanların aslında cesaretlenmesini sağlamak buradaki hedeflerimizden bir tanesi.
Yine bir BUİKAT olarak şu anda 3 tane Avrupa Birliği hibe projesi yürütüyoruz. Bir tanesi Bursa Valiliği önderliğinde devam eden Eurokey projesi. Bir diğeri Bursa SGK önderliğinde yürütülen West projesi. Ve bir diğeri de KAGİDER önderliğinde yürütülen BUİKAT ve KAİSTER'in paydaş olduğu ortaklıklar ve hibe programı, iş dünyasında kadın iletişim ağı projesi. Bunların hepsine de aslına bakarsanız tek tek saymak yerine çok özetle söyleyeyim. Hepsi de aslında az önce saydığım gibi BUİKAT'ın amaçlarında, vizyonlarındaki yer alan maddeleri destekliyor. Girişimciliği, kadın eğitimini ve kadının iş dünyasında yer almasını daha çok kuvvetlendirmeyi amaçlayan 3 tane de Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bunun dışında BUİKAT aslına bakarsanız iş, siyaset, ekonomi, bilim, sanat, TAKİ, kadınların sayısal varlıklarının yanında toplumsal yaşamdaki kadın erkek eşitliği dönüşümünü de hedefliyor. Esasen hedeflerinden bir tanesi de bu. 2016 senesinde Birleşmiş Milletler Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladık biz. UN Women ve Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPS, Kadını Güçlendirme Prensipleri Türkçe karşılığı. WEPS imzacısı şirketlerin Bursa'da sayısının artması için yine 2016 senesinde BUİKAT'ın icra kurulunda yer aldığı ve kurucu olarak geçtiği Kadını Güçlendirme Platformu kurduk. Buradaki amacımız da dediğim gibi UN Women ve Global Compact inisiyatifi olan web silkelerinin yaygınlaştırılması. Şu an itibariyle 31 şirket, ki Bursa biliyorsunuz sanayi lokomotifi olan bir şehir. Bu anlamda da 31 şirket ve bu 31 şirket de Bursa'daki en önde gelen, sektörel olarak en önde gelen şirketlerden imzacı durumunda. Biz pandemi dönemine kadar olan süreçte, inşallah bundan sonra da öyle devam edecek, her ay şirketlerden birini gezerek iyi örnekleri izliyoruz. Birbirimizden feyiz alıyoruz. Diğer şirketler neler yapılmış diye birbiriyle fikir teatisinde bulunuyor. Ve hem sayıyı arttırmak istiyoruz imzacı olarak, hem de aslına bakarsanız WEPS ilkelerinin uygulanmasını, kadını güçlendirme prensiplerinin uygulanmasını hedefliyoruz. Bizde proje çok, çok fazla da uzun uzadıya da anlatmak istemiyorum ama en göz bebeği projelerimiz bunlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Orada bir noktayı birazcık çok az açabilir misiniz? Kadın güçlendirilmesi prensiplerin kaç maddeden oluşuyor ve ne işe yarıyor? Kadını güçlendirme prensipleri doğru hatırladığımı düşünüyorum 7 ilkeden oluşuyor. Ama bunların hiçbir tanesi aslına bakarsanız bir müeyyidesi yok. Yani siz WEPS'i imzaladıktan sonra şirket olarak, biz dernek olarak tüzel kişiliğimiz nedeniyle imzalayamadığımız için, yani dernekler imzalayamadığı için WEPS'i imzalamadık. Ama ne yaparız diye düşündüğümüzde böyle bir platformla şirketlerin imzalamasını sebep oluruz dedik. Evet, siz şirket olarak WEPS'i imzaladığınızda herhangi bir taahhüt altına ya da tırımla karşılaşma riskiyle karşı karşıya değilsiniz. Sadece bu verilmiş bir taahhüt, söz, öyle söyleyeyim. Ama buradakileri kadını güçlendirilmesiyle ilgili, kadının iş hayatındaki önüne çıkan engellerin azaltılmasıyla ilgili, kadına karşı eşitlik sağlanana kadar yapılacak olan pozitif ayrımcılıkla ilgili. Bunun altını özellikle çiziyorum, eşitlik sağlanana kadar. Yoksa asla diğer derneklerin de öyle olduğunu düşünüyorum. En azından BUİKAT bir pozitif ayrımcılıktan yana olan bir dernek değil. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılığı desteklemiyoruz. Hatta bunun böyle ifade edilmesini bile istemiyoruz. Zira pozitif ayrımcılık dezavantajlı olan gruplara ifade edilir. Biz kadınların dezavantajlı olduğunu düşünmüyoruz. Bunu da parantez içinde söylemek istedim. Bu şekilde dediğim gibi WEPS imzacısı, kadının güçlendirilmesiyle ilgili çalışma yapan şirketlerin, fabrikaların arttırılmasını, hiçbir şey olmasa bile, en zayıf ihtimalle bile bu farkındalığın yaratılmasını istiyoruz. Bununla ilgili de dediğim gibi her yıl ciddi bir panel yapıyoruz Bursa'da. Ulusal anlamda bütün gerek global kompakt düzeyinde gerek iş hayatında katılımcıların olduğu. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.